Mutfak Zevkinin Son Günleri. Yazan Refik Halit Karay. Sahur yemeğinde lokmalar ağzımda büyürdü. Çocukluğumda tutturur, beni de sahura kaldırmalarını, sahur yemeğinde bulunmamı isterdim. İftar sofralarında neler yenildiğini anlatmıştım. Şimdi sahur yemeklerine geliyorum. Bu yemekler hafifinden seçilirdi. Evvela söğüş ince ince kesilmiş, ortalar pembemsi, etrafı bembeyaz çerçeveli, yüze gülen buz gibi soğuk etlere bir nebze iltifat edildikten sonra pirinçli ıspanak, ebe gömeşli Amasya bamyası nevinden yumuşak, yumuşatıcı, sulu bir sebze yenilmesi mutattı. Ardından et veya tavuk suyuna beyaz pilav yahut beyaz peynirli makarna gelirdi. Sonuncu yemek üzüm veya üryani eriği hoşafıydı. Kaba sayılan kara erik hoşafı ile kayısı pestili ezmesi, koğuş, yani uşak, arabacı, seyis, bahçıvan gibi erkek hizmetkarlar sofrasına çıkardı. Ben ayvaz devrine yetişemedim. Doğrusunu isterseniz daha iftar yemeğinin hazmı tamamlanmadan, tatlı uykusundan uyandırılıp sobası sönmüş veya henüz ısınmamış bir odada yapılan bu süp neşeli olmazdı. Lokmalar ağzımızda büyür, esnemekten çenelerimiz ağrırdı. Uyku gözlerimizden akardı. Oruç tutmayanlar da tutar görünmek için sahur sofrasında ispatı vücut zorundaydılar. Zira sahur yemeğini kadın erkek bir arada aile reisinin başa geçtiği harem tarafı sofrasında yerdik. Anneanneye riayet şarttı. Masadan kalkınca kahveler yahut ıhlamurlar getirilir, ağızlar yıkanıp dişler ovulur, bir bardak su içildikten sonra imsak topunu beklemeden oruca niyet edilip tekrar yataklara girilirdi. Babam sabah namazını eda etmeden uyumazdı. Namazdan önce de Mevlevi tarikatına mensup olduğundan önce evradını okur, arkasından zikrederdi. Aradan 60 sene geçtiği halde zikir sesini tatlı ve uhrevi bir uğultu ahengiyle duymakta devam ediyorum. Allah Allah kelimeleri gitgide seçilmez, sezilmez birer gulgule olurdu. Esasen gulguleyi tekbir edebiyatta yer tutmuş hususi bir tabir idi. Pek yakınımızda bulunan Şehzade Camii minarelerinden ve o puslu, bazen karlı kış gecesinin içinden müezzinlerin gerçekten huşu veren ezanlarını dinleyerek uykuya daldığım Ramazan sabahlarını nasıl unutabilirim? Edebi sofralara hoş geldiniz. Bugünkü programda Refik Halit Karay'ın Mutfak Zevkinin Son Günlerini konuşacağız. Bizlerle çok kıymetli bir isim var. Sayın Artun Ünsal. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Soframızı beğendiniz mi? Sofranız bir sahur sofrası olarak ideal bir sofra. Her şey var. Ne bileyim, et deseniz yağlı bir et değil, haşlanmış et. Sebzemiz muhakkak olur değil mi sahurda? Ertesi gün uzun. Üstelik şey için, bağırsaklar için de iyi. Değişik, ebe gümecili bir bamya fevkalade. Pilavımız, biliyorsunuz Osmanlı'da da olsun, Türklerde de olsun, pilav bir garnitür değildir. Pilav tek başına bir, ne diyelim, şahsiyettir kendi başına. Onun için özellikle sade pilav, Refik Halit, öyle ben beyinli pilavlarmış, yok domatesli pilavlarmış. Laf aramızda ben bayılırım domatesli pilava. Yok işte patlıcanlı pilavlardan değil. Yapılacaksa pilavın hası sade pilavdır der ama yağının da iyi olmasını ister. Hazmı da kolaylaştırıcı hem de şeker ihtiyacımızı garantiye almak için ata yadigarı hoş bir hoşafla da bu sahur sofrasını çok iyi kompoze etmişsiniz efendim. Sağ olun. Hocam yemek sadece yemek için mi? Öyle olsaydı burada olmazdık herhalde. Yemek sadece yemek olsaydı Refik Halit de olmazdı, sizler de olmazdınız. Yemeğin en büyük özelliği sadece yemek olmadığının anlaşılmasıdır. Yani biraz tarihten gelebilirsek, eski çağlardan gelebilirsek insanları bir araya getiren bir şeydir yemek. İnsanın yemeğe erişimi çok kolay olmamıştır. Bildiğiniz gibi avcı toplayıcı toplumlar. Artık yabani yapraklar, yabani meyveler yiyeceksiniz. Elinizdeki imkanlar çok dar. Belki bir ok, belki bir mızrak, hele Afrikalılarda böyle flüt gibi bir zehirli oklar. Karşınıza bir aslan çıktı mı kaçacak delik arayacaksınız veya ağaca tırmanacaksınız.
Arada bir büyük avlarınız olacak ama onlar da ya leş halinde olacak, yeni öldürülmüş bir aslanın parçaladığı, bitiremediği, ya da siz ona bir tuzak kuracaksınız onun içinde. Ama o yemeği nasıl yiyeceksiniz? Birlikte yiyeceksiniz. Eşitçe yiyeceksiniz. Çünkü herkes o avda payı olanla hiç payı olmayanlar da onu paylaşacak. Tıpkı bir iftar gibi, tıpkı bir sahur gibi. Paylaşılmayan bir iftarın ne keyfi olabilir ki? Başkalarının evinde çorba kaynamazken, ekmek yokken aynı şekilde paylaşım gidiyor. Yemek sadece yemek değildir. Yemek aynı zamanda bir ailedir. Yemek aynı zamanda bir dayanışmadır. Yemek aynı zamanda bir semboldür. Ekmek geçiminizi temsil eden, evine ekmek getiren baba sadece ekmek getirmiyor. Ve bilin ki Osmanlı döneminde hiçbir aile reisi evine eli boş gelmez. Bilmem ne efkafta memur Ali Bey, değil mi? Parası da fazla yoktur. Ya bir simit getirir, bir leblebi getirir, kızına bir ayna getirir. Bu huylarımızı da kaybediyoruz. Vermek, paylaşmak ve insanları hoş tutmak. Bu sofra aslında iki kişilik değil. Bu sofrada Türkiye ile birlikte yiyelim. Birlikte tadalım diyelim. Hocam edebiyat yapma. Hayır. Benim çok ciddiye aldığım bir konu. Paylaşılmayan bir sofra eğer eski ahilerin yaptığı gibi ben siftah yaptım, yandaki komşudan alışveriş yapın, bugün ucuz satışlar, kap gel döneminde bilmem ne şirketinin kuryesini için bu söz konusu olabilir mi? Aldatmayalım kendimizi. Ama gerçek olarak, ideal olarak değil. Bu olan askıda ekmek yeni bir buluş değil. Osmanlı'da da vardı. Osmanlı'nın mahalle kültüründe fakirin evine her zaman yiyecek giderdi.